Maillerde muazzam iltifatlar var sizlere. Eksik oldu. Herkese var da size özellikle de değil. Bakın şöyle diyor. Fatih Bey kardeşim. Lütfen Ceher Hoca ve İlber Hoca'ya söyler misiniz? Kendini ciddi şekilde bağlı olan bayağı bir vatansever, kültür, bilim düşkünü insan kitlesi var. Kendilerine iyi baksınlar. Bizim kendimizi mutlu ve güvenli hissetmemizi onlar sağlıyorlar. Dediğiniz gibi onlar milli servetimizdir. Kendileri bilmiyor ama onlar bizim duygu, ideal ve kültür akrabalarımızdır. Hayalimizdeki Türkiye onlar gibi insanların sayısının arttığı bir Türkiye'dir. Selam ve saygılarla. Bir öğretmenimiz söylemiş bunu. Mustafa Oğuz'un da mesajını aldık. Hocalarıma ilettim. Onlar da aynısını sizin için söylüyorlar. İyi ki varsınız diye. Evet. Gerçekten Mustafa Oğuz da bizim kültür sanat hayatımızı ciddi biçimde renklendirmiş, geliştirmiş insanların başında gelir sağ olsun. Evet Mehmet Akif, lafını kestik. Devam edelim. Şimdi tabii mesela ekrandaki görüntüye bakacak olursak buz, mesela bu görüntü eğer biz 20 bin yıl önce dünyaya bakacak olsaydık böyle görecektik. Bu buzlar oraya kadar inmişti. Aynen, bakın ne kadar geniş alanlar kaplıyor. İlk önce isterseniz... New York buzlar altında mesela. Aynen, mesela Kanada hiç gözükmüyor. Kanada yok. Kuzey Amerika'nın yarısına kadar inmiş. Bugün New York mesela buzlar altındaydı. Evet. Avrupa'ya bakacak olursak İngiltere diye bir ülke yok. Norveç, İsveç tamamen buzlar altında. Hakeza mesela Kuzey Avrupa. Evet, Avrupa Fransa'nın yarısından başlıyor. Aynen, yani üçte biri kadar kıtaların buzlarla kaplı olduğu görülüyor. Bu son buzul çağı. Bundan sonra buzullar yavaş yavaş... Bu 20 bin yıl önce. 20 bin yıl önce. Ondan sonra... O zaman insanlar var ama. Var. Var. Ondan sonra 10 binlere doğru geldiğimizde artık günümüz iklim koşulları meydana geliyor. İşte yerleşik hayat başlıyor. Yani bu Ice Age filminin geçtiği dönem. Aynen öyle. O Ice Age'deki o mamutların seyahat ettiği zaman. Tabii bu kadar su nereye gidiyor? Bu kadar su eriyerek denizlere gidiyor ve deniz seviyesini yükseltiyor. İsterseniz Cengiz Bey bu konuda... Cengiz, sana da birkaç şey merak ettim şimdi. Mesela biliyoruz ki deniz seviyesi bir aralar bugünkünden baya baya yüksek. Onun sebebi ne? Yani... Bu su yok mu oldu, kıtalar mı çöktü, kıtalar mı yükseldi, ne oldu bir onu çok merak ediyorum. Şimdi, ama sen bildiğin gibi anlattın, ben seni karıştırmayacağım. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi deniz seviyesi değişimi dünyanın... Bir de şunu söyleyeceğim, şimdi pardon lafını kestim. Estağfurullah. Birisi Mert Bey diyor ki, bu kadar coğrafya konuşuyor, orada bir tane bile coğrafyacı yok. Mert Cengiz Bey, coğrafyacı. Cengiz coğrafyacı, onu bir ben hatırlatayım. Ben coğrafyacıyım. Hem de çok önemli bir coğrafyacının talebesi değil mi? Evet. Estağfurullah. Ülkemizin isterseniz... en önemli coğrafyacısından. Madem adı geçti, hocamızdan da bahsedelim. Ben kendim coğrafya mezunuyum. Fiziki coğrafyacıyım. Jeomorfoloji üzerine çalışıyorum. Bu yeni bir terim oluyor. Yer şekil bilimcisiyim. En azından çalıştığımız disiplini tanıtalım. Özellikle... Hocamızın fotoğrafı olacak arkadaşlar. Evet. Onu verelim mi? Arkada görünüyor şu an. Sırrı Erinç hocamız... Çoğu kişi bunu coğrafya kitaplarından bilir hocamızı. Evet, evet, okullarda Türkiye'nin en güzel coğrafya kitaplarını yazan hocamızdır. Aslında kendisi çok mülayim gibi görülmesine rağmen gerçek bir kaşiftir. Yani yaşadığı dönemin kaşifidir. Uludağ'ın tepesine yürüyerek çıkmış, Kaçkarlara gitmiş, Van Gölü'ne gitmiş. Buralarda o zaman Türkiye'de hiç kimsenin aklında olmayan buzulları çalışmış, iklimleri çalışmış. Konya Karapınar'daki... Eski 20 bin yıl önceki gölde çalışmış, aslında gerçek bir kaşif, 20. yüzyıl kaşifi diyebiliriz. Biz de ondan ders alma şansını bulamadık ama en azından eserlerinden şahsen kendisiyle tanışma fırsatı bulduk. Ben lafını keseyim, ders alamadık dedi ya Cengiz. Cengiz öğrenciyken rahmetli hoca bana bir gün dedi ki, bak dedi, bu dedi çok kıymetli bir çocuk, buna sahip çıkın dedi, hiç unutmuyorum. O yüzden ayrı bir yeri var ve ben coğrafyacıyım. Mert Bey'e de selam söyleyelim buradan. Şimdi tabii deniz seviyesi bu iklimin diğer bir bileşeni. İklimin bileşenleri buzlardan bahsettik, buzullaşmadan bahsettik. Diğer kayıtlarda denizlerde ve göllerde iklimle ilgili kayıtlar bulunuyor. Ve dünya tarihine baktığımızda işte paleozoik dediğimiz en eski 540-550 milyon yıldan günümüze kadar deniz seviyesi nasıl buzullar oluştu, buzullar ortadan kalktıysa buna tepki olarak yükseldi ya da alçaldı. Bunun en fantastik olanları işte Ordovisyen dediğimiz bir dönemde ya da işte günümüzden 85 milyon yıl önce
Kratese, geç Kratese dediğimiz dönemde günümüzden 350 metre yukarıda. 350 metre. 350 metre. Yani İstanbul'un tamamı sular altında. Tamamen sular altında. İstanbul'un ortalama yükseltisi 100-150 metre arasında bildiğiniz gibi. Tabii bu dönemler milyon, 100 milyon, 10 milyon yıllık dönemler ve bu dönemde... Ama o zaman da kıtalar bugün gibi değil, değil mi? Tabii. Tabii. Dünya haritası bugünkünden çok farklı, karaların ve okyanusların dağılımı. Ama o zamanki bu deniz seviyesi değişimini yaratan unsur buzullaşma değil. Tamamen levha hareketleri dediğimiz yeni okyanus tabanının türemesi Atlantik ortasındaki gibi bundan dolayı. Ama esas bizi ilgilendiren örneğin... Yani okyanuslar sığlaşıyor, o yüzden aynen, su genişliyor. Aynen öyle. Su yükseliyor ve karaların yüzeyine çıkıyor. Ama bizim dördüncü dönem dediğimiz... jeolojide kuaterner diye tarif ettiğimiz dönem insan ırkının ortaya çıktığı dönem. Yani son 2,5 milyon yıldan itibaren deniz seviyesi değişimleri ve iklimdeki bu soğuma ve ısınma dönemleri daha sık periyotlarla, daha sık frekanslarla gelişmeye başlıyor. Sebep? Sebep az önce Akif'in bahsettiği dünyanın güneş etrafında dönmesinden kaynaklanan farklılıklar, kendi yalpalamasından kaynaklanan farklılıklar, eksen eğikliği değişmesi. Mesela çok enteresan, 10.500 yıl önce ilk Neolitik dönemindeki insanlar bizim Ocak ayında yazı yaşıyorlardı, Temmuz ayında kışı yaşıyorlardı. Yani güney yarımküre gibiydik. Hayır, evet, evet, güney yarımküre gibiydik. Bunun da tek sebebi o dünyanın yalpalamasından dolayı gün öte gün beri diye coğrafya dersinden hatırlayacağımız dünyanın güneşe en yakın olduğu 3 Ocak kışındır. Normalde insan daha yakın olduğumuzda yazı bekler. En uzak olduğumuzda 4 Temmuz'dur. Bu da kış dönemine denk gelir şu an bizim için. Ama 10.500 yıl önce Anadolu'da yaşayanlar bunu tam tersi zamanlarda görüyorlardı. Dolayısıyla dünyanın kendi hareketini... Yani 10.000 yıl önce atıyorum Göbekli Tepe'de yaşayanlar aynen, yazın kışı, kışı yazı yaşardı bugünkü evet, takvim kavramlarıyla. Aynen öyle. İşte gelecekte de 10.500 yıl sonra biz fosil olduğumuzda o zamanki yaşayan kültürü neyse onlar da bizim tam tersi durumumuzu yaşayacaklar. Yine değişecek yani. Yine değişecek tabii ki. Yani işte... o zaman mesela Aralık ayında denize girecekler. Evet. Temmuz'da yani... da... Kayağa gidecek. Kayağa gidecek. Evet, yani yılbaşını işte şimdi... Yani erken nasıl... rezervasyon yaptıracak olanlar ona göre tecrübe evet, alsın. Buradan kendilerine de duyuralım. Tabii burada deniz seviyesi çok önemli bir bileşen. Dediğimiz gibi buzullaşma olduğunda siz suyu sıvı halden katı hale geçiriyorsunuz. Ve dünyadaki okyanusların bütçesinde bir eksiklik meydana geliyor. Bu da deniz seviyesini çok hızlı bir şekilde düşürüyor. Çok hızlı bir şekilde düşürünce bu sefer ortaya... Dünyada karaların alanları genişliyor. Mesela bunun en fantastik olanı, günümüze de en yakın olanı, işte insanın ortaya çıktığı bu Ice Age döneminde, buzul döneminde 20 bin yıl önce deniz seviyesi günümüze göre eksi 120 metre. 120 metre aşağıda. 120 metre aşağıda. Bu şu demek... Yani o zaman mesela boğaz diye bir şey yok. Boğaz diye bir şey yok, orada bir nehir ufak var. Ufak bir nehir var. Bir tanesi kuzeye doğru akıyor, Rümelik Havan'ın oradan, bir tanesi güneye doğru akıyor. O zaman Fikirtepe kültüründe yaşayan insanlar karşıya yürüyerek, derenin taşlarından sekerek geçiyorlar. Ve yüzmek için adaların ilerisine gitmek durumunda kalıyorlar. Onunla ilgili birkaç figürüm var, onu gösterebilirim daha sonra. Gösterirseniz iyi olur. Daha sonra mesela şu şeyi açalım, uzun aç Akif, o görselleri açalım. Buradan ben size göstereyim onu. İlk önce belki... Yani köprü yapmaya gerek yok dedim. Başka gerek yok. Köprüye gerek yok. Şöyle bir girişle başlayalım. Bakın bu diyagram şunu gösteriyor. Son 1 milyon yılda deniz seviyesinin nasıl değiştiğini. Mavi ile gösterilen alanlar deniz seviyesindeki alçalma ve yükselmeleri gösteriyor. Deniz seviyesi aşağı indiğinde soğuk dönemleri yaşıyoruz. Yukarı çıktığında sıcak dönemleri yaşıyoruz. Alttaki panelde ise... daha böyle yakınlaştırılmış 140 bin yıldan günümüze var. Niye 140 bin yıl? Buradaki diğer bir fantastik olay da günümüzden 125 bin yıl önce bizim denizel izotopik evre 5E dediğimiz, burada tekli rakamlar iklimin sıcak olduğu, çift rakamlarsa soğuk olduğu dönemleri gösteriyor. Deniz seviyesi günümüzden 6 ile 9 metre daha yüksek günümüze göre. Bu sefer su basıyor dünyayı. Bunun sebebi de o zaman Grönland dahil bugünkünden buzullar daha da geriye çekilmiş durumda. Hani bugün yaşadığımız durum
insan etkisi son 250 yılda insan etkisiyle gerçekleşiyor. Küresel ısınma ve deniz seviyesinin yükselmesi, buna biz ivmelendiriyoruz son 250 yılda. Ama daha önceden de doğal sebeplerle... İnsan yokken de bunlar insan olmuş. İnsan yokken de deniz seviyesi, buzullar bugünkünden daha fazla eriyip deniz seviyesini 6 ile 9 metre arasında günümüzden yükseltiyorlar. Bu dönemden sonra tekrar dünyada bir soğuma başlıyor. Ta ki son buzul çağına kadar 20 bin yıl öncesinde işte orada gördüğümüz gibi eksi 120 metreye kadar deniz seviyesi iniyor. Mesela indiğinde o zaman dünya haritasına bakalım. Kırmızılı alanlar dünyadaki eksi 120 metre derinliğin yani... Oralar karaymış yani. Oralar kara. Yani o zaman mesela nedir? Endonezya. Boğazı mesela. Endonezya. Malezya. Tabii. Borneo. Avustralya. Hepsi neredeyse karaya bağlı. Karaya bağlı. İnsanlar oraya göç ediyorlar. Hani göçten bahsediyoruz. Bering Boğazı yok. Bering Boğazı yok. Amerika, Asya bağlı. Bağlı. Ve burada sadece bir kere değil insanlar 4-5 kere Kuzey Amerika'ya göç olduğunu gösteriyor ve Kuzey Asya'dan çoğunlukla. Ama diğer taraftan Mikronezya ya da Okyanusya dediğimiz Pasifik adalarından da göç var. Akdeniz'e bakalım. Akdeniz neredeyse yürüyerek Avustralya'ya gidecekmiş. Neredeyse, neredeyse. İngiltere kıta Avrupa'sının içerisinde. Aynı şekilde, aynı şekilde tamamen karalaşıyor. Mesela Baltık Denizi, Baltık Denizi yok. Yok. Ve çok enteresan Baltık Denizi'nde deniz seviyesi yükselmesi çok dramatik yaşanıyor. Adriyatik Denizi yok. Evet, İtalya'dan Slovenya'ya, Hırvatistan'a yürüyerek gidiyorsunuz. Adriyatik küçük bir körfez. Aynen Dinarik öyle. Dinarik kırkı açıklıyor işte. Efendim hocam? Dinarik kırk evet. Var ya şeyde evet. Yani insan coğrafyasında. Evet. Bak dikkat et. Kafkas'ın kuzeyinden şeye gayet rahat geçiş var. Bu eski Yugoslavya topraklarından Toskana'ya geçiş çok kolay. Çok bunlar kolay. Aynı ırklar. Karadeniz'e bakalım. İsterseniz birazcık daha bunu yakınlaştıralım. Bu figürü sizin için hazırladım. Bizim buralara gelelim. Pardon görseli. Şimdi bu harita şunu gösteriyor. Kırmızıdan sarı, kırmızı, yeşil, mavi Akdeniz'in ve okyanusların derinliğini gösteriyor Karadeniz'in. Gri alanlarda karalar, bugünkü karalar. Bugünkü kıyı çizgisi. Akdeniz'in derinliği 5000 metreye varan derinlikler var. Bunun üzerine bakın beyaz bir çizgi çizdim ben. Bu eksi 120 metre çizgisi. Yani günümüzden 20 bin yıl önce baktığımızda aslında Yunanistan'la hiçbir problemimiz yok. Çünkü ada sorunuyor. Adalar bizim. Adalar bizim karamızın devamı. Ve yürüyerek karşıya geçebiliyoruz. Tabii, tabii şimdi, şeyler yok. Göcek möcek falan yok. O millet yat tatili yapamıyor falan. Aynen o şekilde. Çukurova çok geniş. Kıbrıs'a çok yakınız. Ve Azak Denizi yok. Hazar Denizi bu haritada olmadığı için. Yok Azak yok diyor. Azak. Pardon evet Azak ve kuzeyde bu bizim büyük işte Tuna'nın deltası Ukrayna çok geniş. Burada kıta düzlükleri yüzeye çıkıyor. Ve Karadeniz, ve bu 20 bin yıl önce. 20 bin. Bu 20 bin yıl önce ve Marmara'da bir göl şeklinde. Marmara'ya bakalım yakından. Bu da Marmara'nın batimetrisi yani derinlik haritası. Özellikle bu işte pembeye varan renkler 1200 metreye kadar olan Marmara'nın derinliğini gösteriyor. Şimdi bunun üzerine o zamanki su kütlesini koyduğumuzda Marmara Gölü var. Marmara Gölü var. Sebebi ne? Sebebi şu, denizi eksi 120 metre aşağı indirdiğinizde Çanakkale Boğazı'nın derinliği en sığ yeri eksi 60 metre eşik derinliği. İstanbul Boğazı'nın en sığ yeri de eksi 32 metre. Şimdi deniz seviyesi eksi 120 metre indirdiğinizde Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi üzerinden bağlanıyor. Ege bağlantısı kayboldu. İzmit Körfezi'nin... Mudanya Gölü var bir tane. Efendim? Mudanya Gölü var. Mudanya Gölü ya da Gemlik Gölü diyebiliriz ona. İzmit Körfezi, bugün Körfez Köprüsü yapılıyor ya, tam Hersek Deltası'nın üzerinde. O da eksi 60 metre. Yani o da yok. Köprüye gerek yok. Köprüye gerek yok. Orayı kullanıyoruz ve güneyde bakın Bursa'dan İmralı'ya örneğin yürüyerek gidebiliyorsunuz. Geniş... Demek ki o zaman olsa Öcalan'ı oraya koyamayacaklar, ada değil. Aynen öyle. Aynen öyle, koyamıyorsunuz. Bütün bu karalar yüzeye çıkıyor. Bu da ayrı bir problem yaratıyor. Çünkü soğuk, buzul dönemlerinin bir özelliği var. Bir soğuk. İki çok rüzgarlı ve bu rüzgarların çoğu toz bulutu yüklü. Sebep işte bu şekilde kıta düzlüklerinin, çünkü denizin içerisinde ince taneli silt dediğimiz malzemeler yüzeye çıkıyor. Ve bunlar rüzgarlarla taşınıp... Kum fırtınası gibi. Kum fırtınası, biz bunlara löz çökelleri diyoruz. Çin'de löz platosu yapıyor. Binlerce metre kalınlığı var.
aynen buzullardaki gibi onlarda da iklimle ilgili çalışmalar. Aynen o şekilde. Bakın İstanbul'a bakalım, Boğaz'a bakalım. Özellikle çizdim. Boğaz'ın su bölümü çizgisi. Bu şu demek, o çizginin kuzeyini arkadaşlar. Yani yalılar, dere kenarındaki evler. Aynen o şekilde. Şahane. Haliç yok. Bakın Haliç'te bizim bir nehrimiz var. Yine İstanbul Boğazı bir nehir. Güneye doğru akıyor. Adalar küçük tepecikler şeklinde. Küçük çekmece, büyük çekmece gölleri yok. Yok. Yukarıda Terkos gölü yok. Bu göller tamamen deniz seviyesinin, birazdan göstereceğim bir şekilde, çok hızlı bir şekilde yükselip yaklaşık 5000 yıl önce günümüzdeki seviyesine geldikten sonra oluşan göller. Ve o zamanki coğrafi şartlar bu şekilde. Deniz seviyesi oynamaları bu şekilde devam ederken, bir başka şekil göstermek istiyorum size şimdi. Manzara çıktı. Manzara çıktı, evet. Bu çok moral bozulmasın diye herhalde. Evet, moral düzeltme işe Şimdi bu şekil az önce gösterdim. Son 500 bin yıllık deniz seviyesi eğrisi. Kırmızısı, en yukarıdaki kırmızı daireyle gösterdim. 125 bin yıl dedik. Bütün buzulların bugüne göre daha fazla eridiği dönem. Mavi, 20 bin oraya yıl önce. Oraya yaklaşıyoruz ama yavaş. Evet, şimdi günümüze bakalım. Şu yeşil çok enteresan. Bizim günümüze yaklaşık dönem. Şimdi bu buzullaşma sonrası deniz seviyesi yükselimini gösteriyor. Bakın alttaki çizgi bin yılları gösteriyor. Günümüzden kaç bin yıl öncesi? 24 bin yıldan günümüze. Sağ taraftaki değerler de deniz seviyesinin derinliğin eksi 120 metre ile sıfır. Yani günümüz seviyesine kadar. Şimdi 18 bin yıl öncesinde son buzul çağının maksimum olduğu dönemde eksi 120 metreden itibaren artık buzullar, iklim değişmeye başlıyor, eriyor. 15 bin yıl öncesiyle 14 bin yıl arasında bizim işte erimiş 100 metre artıyor. Birden aniden artıyor. 100 metre artıyor. Yani. 100 metre artıyor. Çılgınca bir şey. Ve bakın zaman aralığı çok kısa. Evet. Daha sonra bakın 8 bin yıla kadar büyük bir dik bir trend, eğilim gösteriyor. Sonra yavaşlıyor ama. Sonra yavaşlıyor. 5000-4000 yıllarda bugünkü gününe geliyor ve bugünkü seviyesinde sabit duruyor. Yine yükselim var. Ama hafif. Hafif. Ona da yakında değineceğiz. Ama buradaki esas espri şu. Bakın 14 bin yıldan 8 bin yıla 100 metre. 100 metre yükselmiş. Evet. Yükselmiş. Bu şu demek, yani yılda sizin baktığınızda 100 yılda 15 metreden fazla deniz seviyesini yükseliyor. Yani 3 jenerasyon, 3 nesil düşünürsek dede, baba, torun şeklinde aynı ortamda yaşayamıyorlar. Adam kıyıda yaşarken kaçmak durumunda kalıyor geriye doğru. O zamanki yiyecekleri, o zamanki yaşam stilleri hepsi her değişiyor. Şey değişiyor. Hepsi değişiyor, ortam değişiyor. Bu şu demektir, iklime fazla sataşma canına okur. Bir anda evinden barkına olur. Şey. Aynen. Birazcık daha yakınına gelelim bakın bu figürde 8000 yıldan günümüze. Hala oynamalar var. Evet, hafif hafif artıyor. Hala oynamalar var. Ve burada artık 8000 yılda da yine bir 5 metre oynamış neredeyse. Ya bak ben bir saplama yapayım. Siz metre, hepiniz evet. Okumuşsunuzdur. Aristo'yu açın bakın, bütün eski coğrafyacılar, İlber benden iyi bilir. Azak Denizi'nin adı Palus Maiotis'tir. Yani Maiotia bataklığıdır. Bataklı. Denizin adı. Evet. Bugün de zaten Sasık Deniz var ya bir kısmı. Çok, onun, evet. Bir kısmı. Sadece o yarım adanın çok uzun bir burnu var. Gerçi boğazından orada Okulu Deniz var. Çünkü o onun devamı, evet. Orada kalmış. Azak şey olmuş, denizleşmiş. Evet ama, evet, ama Aristo falan da bataklık diyor herif. Tabii çünkü hala şey değil, derinliği çok fazla, çok az, değil, evet. Karadeniz'e göre. Cengiz'in dediğini gösteriyor.